Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarıyla Kuzey Irak'ta köşeye sıkışan PKK'lı teröristler köylerdeki mühimmat depolarını patlatıyor. O anlar İHA'lar tarafından kaydedildi. Görüntüler Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. İHA'lar tarafından kaydedilen görüntülerde PKK'lı teröristlerin Kuzey Irak'ın Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını havaya uçurması yer alıyor. Köylülerin hayatını hiçe sayarak köy içindeki mühimmat depolarını patlatan teröristler, Dergele köyünü ise tamamen ateşe verdi. Irak'ın kuzeyindeki köylere giren ve sivilleri kalkan yaparak Mehmetçiğe havan atışı yapan teröristler, yerlerinin tespit edilememesi için ormanları ateşe vermeye başlamıştı. Kaçacak yerleri olmadığını anlayan teröristler şimdi de Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını havaya uçurdu. Bu görüntüleri Suriye'de bulunan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve konuyla değerlendireceğiz. Sözü onlara bırakıyoruz. Can Akonar, sizin de ifade ettiğiniz gibi Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde önemli operasyonları peş peşe yapmaya devam ediyor ve oradan da yine o operasyonlara ilişkin görüntüler gelmeye devam ediyor. Ancak diğer taraftan da hain bölücü terör örgütü PKK işte oradaki sivilleri kalkan olarak kullanıyordu. Ancak bu kez de oradaki mühimmat depolarını patlatarak maalesef sivillerin hayatına bir kez daha kastetmiş oldu. Diğer taraftan da Dergele mevkiindeki köyde ateşe verdi. Peki bunu nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Neler söylememiz gerekiyor? Hemen yayın konuğuma dönmek istiyorum. Gaziantep Üniversitesi'nden uluslararası ilişkiler uzmanı Mesut Şöhret. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Şimdi öncelikle şöyle değerlendirmek lazım. Türkiye'nin özellikle Irak'ın kuzeyinde yapmış olduğu başarılı operasyonlar ve özellikle de Suriye'nin kuzeyinde yapmış olduğu başarılı operasyonlar terör örgütüne adeta nefes aldırmıyor. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Şimdi yeni bir strateji, aslında bunu daha önceki yıllarda da uyguluyorlar ama şu anda kaçacak yerleri olmadığı için bu noktada hem sivilleri kalkan olarak kullanmak suretiyle hem de kendi mevzilerini gizlemek suretiyle ya da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eline geçmesin diye bu mühimmat depoları bu şeyleri patlatma yoluna gidiyorlar. Böylelikle de şu imajı da vermeye çalışıyorlar. Yani eğer orada bir sivil can kaybı da söz konusu olursa da bunun suçlusu olarak da Türkiye'yi göstermek. Böylelikle Türkiye'nin imajını, itibarını bozmak istiyorlar uluslararası platformlarda. Tabii bunları biz biliyoruz. İstihbarat teşkilatımız son derece güçlü, çalışıyor. Hem sahada, hem havada, hem karada bu şekilde göz açtırmıyor tabiri caizse terör örgütüne ve son dönemde başarılı operasyonlar terör örgütünün işte bu tür başka arayışlara gitmesine sebep oluyor. Bunu bu şekilde değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii ki Irak'ın kuzeyinde yaşayan insanların da, sivil insanların da can güvenliğini tehdit etme noktasında bu tarz hareketler, eylemler de oldukça önemli ve uluslararası arenanın da aslında dikkatinin çekilmesi gerektiği noktalardan bir tanesi diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle. Yani şimdi şunu da ifade etmek istiyoruz. Yani Türkiye son dönemde yapmış olduğu hamlelerde biliyorsunuz Irak'ın Irak'taki merkezi hükümetle ve Kuzey Irak'taki yönetimle de bu konuyu zaten gündeme getirmişti. PKK'nın burada hani ortak operasyonlar düzenlenmesi, PKK'nın bu bölgeden çıkartılması noktasında Türkiye'nin büyük bir çabaları, gayreti vardı ve merkezi hükümette gerekse Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi de buna sıcak bakmıştı, onu söyleyelim. Bu noktada tabii ki PKK işte gittikçe, köşeye sıkıştıkça bu bölgelerde kendilerine farklı bir çıkış alanı bulmaya çalışıyor. Elbette sizin dediğiniz gibi şu nokta çok önemli. Burada amaç hani Türkiye'nin sanki böyle sivillere bir saldırı düzenlemiş gibi operasyon yaptığını kamuoyuna duyurmaya çalışıyor ama biz bunu biliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri yapmış olduğu tüm operasyonlarda sivil hassasiyetlere son derece önem veren, son derece sivil kayıpları engellemek için ya da gerekirse de bir sivil hayatı söz konusu olduğunda, masum bir sivilin hayatı söz konusu olduğunda bunu yapmaktan da bu operasyonları yapmaktan imtina eden bir ordudan bahsediyoruz. O yüzden bu şey, imaj ne yazık ki onların istediği gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üzerine yapışmayacaktır. Onu net bir şekilde söyleyebiliriz.
Aslında Türk Silahlı Kuvvetleri Kahraman Mehmetçik tüm dünyaya bunu ezberletti. Sivillerin burnu dahi kanamaması için yapmış olduğu operasyonlarda göstermiş olduğu titizliği Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Zeytin Dalı Harekatı'nda, Barış Pınarı'nda tüm dünyaya ezberletti aslında. Bu noktada da bizler de şu anda Suriye sınır hattında bulunuyoruz. Tabii ki sadece Irak'ta değil, hain bölücü terör örgütü yine Suriye'nin kuzeyinde de buradaki insanların kalyana gelmesi, tekrar bir kaos ortamının çıkması adına tekrar bir düğmeye basıldı ve burada bir gergin atmosfer oluşturulmak istendi. Perde arkasında neler vardı, neler yaşandı ve şu anda neler oluyor? Evet, şimdi şu andaki en azından şu durumu söyleyelim. Biz şu anda sınır hattındayız, sınırın sıfır noktasındayız gördüğünüz gibi. Ortam gayet sakin, hiçbir problem burada gözükmüyor. Siz de görüyorsunuz, çekimlerinizde görmüşsünüzdür. Ama şunu amaçladılar, onu söyleyelim. Hem Türkiye içerisinde hem de Suriye'nin kuzeyinde bu provokatif eylemlerle hem Suriyelileri Türkiye'ye karşı hem de Türkiye'deki vatandaşların Suriyeli sığınmacıları karşı bir provokasyona getirip orada bir kargaşa, bir karışıklık çıkartmaya çalıştılar. Çok şükür ki hem milletimiz hem de Suriye'nin kuzeyinde yaşayan insanlar buna kanmadılar, buna gelmediler. Şu anda durum aldığımız bilgilere göre de gayet sakin gözüküyor. Onu söyleyebiliriz. Ama amaçlanan şuydu, açıkçası hem bir sığınmacı ya da Suriyeli düşmanlığı oluşturmak Türkiye içerisinde hem de orada bir Türkiye karşıtlığını hayata geçirmek istediler. Fakat hem oradaki yerel unsurların, çünkü bunu düzenleyenler, bakın onu net bir şekilde söyleyelim, kesinlikle oranın yerel insanları değil, buraya sonradan gelmiş istihbarat örgütleri tarafından gönderilmiş ya da istihbarat örgütlerinin bizzat içinde bulunduğu insanlardan oluşuyor ve oradaki tamamıyla böyle bir grup insanın topluluğu galeyana getirmesi sonucunda o istemediğimiz menfur olaylar ne yazık ki yaşandı. Ama bizim istihbarat teşkilatımız, kolluk kuvvetlerimiz orada gerekli önlemleri aldılar. Bunu kim düzenlediyse, kim organize ettiyse bunları bir bir ortaya çıkartıyorlar ve yargı önüne koymaya başladılar. Tabii ki çok ciddi ve tehlikeli bir oyun oynanıyor hemen sınırımızın yan tarafında. Baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti'nin en hassas noktası. Şanlı Türk bayrağımız, yine Türk milletinin de kırmızı çizgisi Şanlı Türk bayrağımız ve bayrağımıza yönelik de bir saldırı gerçekleştirilmek istendi bu noktada. Fakat vur emri tekrar hatırlatıldı böylelikle topluma. Çünkü bayrağı kalkan el Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi kırıldı. Bu anlamda neler söyleyebiliriz? Şimdi şöyle söyleyelim, zaten Türk milletinin şöyle bir hassasiyetleri var. Hani belli başlı hassasiyetleri var ve bunların en başından bir tanesi de bayrak hassasiyeti geliyor. Şimdi bayrak her ülke için, her millet için kutsal olabilir ama belki bizim ülkemiz için, bizler için daha da kutsal bir şey var. Çünkü bu sonuçta şehitlerimizin kanıyla sulanmış bir bayrak ve bunun içinde çok hani nasıl diyelim, geçmişten gelen, tarihten gelen bir bağımız söz konusu. Dolayısıyla da bu şekilde aslında milletimizin sinir uçlarıyla oynamak istendi. Fakat bu dediğim gibi başarılı olmadı. Evet, daha önce biz bu olayları yaşamıştık. Hatırlayacak olursanız bir önceki yayında da söyledim. Kıbrıs'ta da benzer bir olay söz konusu olmuştu. Orada da askerimiz oradaki bayrağı indirmeye çalışan şahsı vurmuştu. Dolayısıyla da bu her zaman için geçerli. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ya da kolluk kuvvetlerimizde bu tür bayrağa yönelik bir saldırı olduğunda kesinlikle vur emri var. Ve bunun da hani hiç çekilmeden uyguluyorlar. Onu net bir şekilde söyleyelim. Umarız böyle bir olay tekrardan karşılaşılmaz. Bununla karşılaşmayız ama olursa da zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi. Milli Savunma Bakanı da gerekli açıklamaları yaptı. Yani vur emri halihazırda işletiliyor zaten. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Evet, bizler şu anda sınır hattındayız ve dün sabah itibariyle aslında hem sınır hattındaki şehirlerde hem de Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde oluşturulmak istenen o gerginlik sona ermişti ve dün sabah itibariyle de bölgede sükunetin hakim olduğunu ifade edelim ve ardından da sözü sınır hattından tekrar size bakalım. Can, o kadar.